Nereden aklınıza geldi böyle sabah kahvaltısı, akşam yemeği, öğle yemeği olacak mı? Olacak. Bugün yaş namazında Mustafa Hoca dedi ki sabah namazına gelin dedim. O da sabah ne vereceksin dedim. Ben de kahvaltı vereceğim. Gelirseniz dedim. Öyle başladık. İçerisine kadar abi değil mi hocam? Gelenlerimiz de öyle yakın zaman değil yani. Yaklaşık 10-15 sene. Çorba ikramlarında da devam ediyor ara ara. Oldu mu bu kadar 10-15 sene? 10-15 sene oldu. Abi ilk geldiğimiz sene burada yarımdı. O zaman da burada başladık. Rahmet çorba getiriyordu. Rahmet çorba getiriyordu. İkramlarımızın tarihi gayet. Saygısızlığımı çok görüyorsun. Zaten bölgede bayağı tercih edilen bir yer haline dönüşmüş. Camiye geliş gidişleri de bayağı artış olmuş diyorlar. Yani bu görüntü kalabalık da bu işin önemi, rolü büyük galiba değil mi? Güler yüzüne sıcaklığımızı da görüyoruz. Kahvaltından ziyade muhabbet bizi, insanları buraya topluyor. Vesile de oluyor. Ha. Allah'ın vesilesi. Fahri Bey'in de emekleri çok galiba bu işte. Daha çok tabii. Fahri Bey de internette. Fahri Bey sayesinde bu güzel alışkanlık bayağı bir kişiye ulaştı. Hem de örnek oldu değil mi hocam? Katılımları sağladı tabii. Paylaşım sistemimizi ayarladı. Sosyal paylaşımlarımızı Fahri Bey yapıyor. Sosyal medya uzmanımız. Onu yaz yani. İnternetten yaz. Tabii ya. O önemli bir kısım değil mi? Sosyal medya. Evet. Çağımızda yani iletişimin önemi. İletişimin önemi. Bir de iyi örnek olması açısından da çok önemli görüyor. Ama bunu Türkiye'de kınanan da var. Bakterler, geri güler ne yapar? Hocam yakında menüde değişiklik olacak mı? Mesela öğle yemeği, akşam yemeği olacak mı? Bal kaymak ekleyeceğiniz mi? Şu anda pek bir şey. Sosyal tesis yapabilirsek daha güzel şeyler düşünüyoruz inşallah. Camimizin bitişiyle. Diğer vakitleri de yayabiliriz zamanla. Ne yaparsanız? Camimizin yan tarafı sosyal tesis yapmayı düşünüyorum. Öyle mi? Evet. Bu bazı tesis. İnşallah o zaman. Teneşirin yanında mı olacak? Daha geniş katlı. Şu andaki caminin içinden bu işleri de dışarı alacağız. İnşallah dernekleşebilirsek genelde de yaymış olacağız. Hatta sabahları bayanları bile çağırmayı düşünüyor yani. Bayan cemaatı bu işi teşvik etmeyi düşünüyor. Ya Murat Hocam ben sizin çalışmalarınızı az çok biliyorum. Çocuklara gelenekle çok güzel yönlendirici örnek olan faaliyetleriniz var. Aslında toplumun böyle hani birlikteliği arttırıcı basit şeylere ihtiyacı var değil mi? Biraz toplumun kırılmasını. Evet, gençliğimiz gün geçti yozlaşmakta. Göz ölçüsünden uzaklaştırmakta. Bunun için yani gençlik insanın göze dönmesi için yani camilerin aynı eski şeyine dönmesi gerekiyor aslında asıl görevi. Yani caminin asıl görevi insanları kaynaştırmak, birleştirmek. Yani tarihi, kudüs dini, örmeni, asıl yerleri, mekanları camilerdir. Cami nasıl birleştiriyor ki? Ne yapabilir birleştirmek için? Cami toplayan demek lazım. Cemaat olmak demek. Cemaat olmak, evet. Peki nasıl yapıyor işte? Neler yapılabilir cami çerçevesinde, cami çatısı altında? Yani aslında cami külliye şeklinde yapmak lazım. Oyun bahçeleri, kütüphanesi. Hatta daha gelin şu anda diyelim bir bilgisayar sınıfı olsa caminin. Teknoloji anlamında güzel filmler, CD'ler izletirse gençlik kahvehanelerde, diğer şeylerde olumsuz şeyler seyredeceğini daha güzel şeyler seyredebilir. Şu anda Milliyetin camiası komple akıllı tahtaya kavuştu. Erbağımız hemen bitti. Çokullar ve lise denginde. Camilere, Diyanet'in böyle bir çalışması olsa, camilerin bir köşesine akıllı tahtaya kurmuş olsa, yazın çocukların buraya geldiği zaman hem oraya yabancılık etmezler, hem de öğrenmeler, böyle daha yapıcı olur. Cami mesela halkın bazı kesimlerine, örneğin çocuklara nasıl ulaşabilir? Cami, büyükleriyle beraber. Çocuklar oynamıyor, sevinmiyor, daha meraklı. Mesela güzel oyun salonları olsa çocuklar için. Koşar atan gelir, hediye olsa mesela oyuncak, araba, top, yani futbol sahası gibi çocuklara daha güzel olur. Camide mesela küçük dua öğrenen, sure öğrenen çocuklara şeker vererek, çikolata vererek, evet, kitap vererek ulaştınız yıllarca. Evet, çok güzel çalışmalar yaptınız. Yaz boyunca sürekli yani bizim burası bir bakkal gibi istiyor yani her türlü.
Hediyemiz, kekimiz, püsküvimiz, çikolatamız çocuklara her zaman ikramımız var camiye gelen bütün çocuklara. Evet, çok şey, herkesin yapabileceği, örnek teşkil edecek çalışmalarınızdan dolayı Allah razı olsun Murat Hocam. Teşekkür ederiz. İnşallah daha da büyük faaliyetlerde, güzel çalışmalarda sizi takip etmeye devam edeceğiz. Sağ olun, biz de teşekkür ederiz. Allah razı olsun bize kapı sağladığınız için. Rica ederiz. Fahri Bey'e de. Var mı yakında büyük çalışmalarınız? İnşallah. Şöyle diyeyim. Hocamız bu işleri organize ederken cemaatimiz de buradaki girişimci ve hani destek olması tarafında gerçekten memnunuz. Allah razı olsun. Burada şunu belirtmek gerekiyor. Yani Allah razı olsun. Yani işin bir riya, kibir karışmasın. Cemaatimizin kimsenin ne verdiği, hiç kimsenin haberi yok. Yani olay kendiliğinden gelişiyor. Herkes gönüllü teşvik ediyor. Yani şu an elime kim verdi belli değil. Nasıl yapıyoruz? Yani reklamını istemiyorum. Peki, ben hiç söylemiyorum. Yok yok, sistem nasıl çalışıyor? Yani mesela her cuma bir insan bir cemaatimiz yükleniyor bunu. Gönüllü yani, hiç sorulamıyor mesela. Şu anda bir dahaki cuma kimden gideceğim belli değil ama Perşembe gelmeden önce bana bu arkadaş bildiriyor durumu. Yok, biz şimdi başka bir camide ben bu sistemi yapmak istesem nasıl çalışması lazım? Bu yöntem nasıl çalışıyor? Bir gün önce, birkaç gün diyoruz ki cuma günü kahvaltı yapacağız. Cuma akşamları sohbetlerimiz var. Bunun için bunu cemaate duyurulmalı. Güzelliğe anlatılmalı. Daha sonra cemaat bu işin peşine gelince ben eminim. Diyoruz ki cuma günü sabahta namazdan sonra kahvaltı yapacağız. Sonra bu işin organizasyonunu yüklenmesi nasıl oluyor? Yani sağ olsun cemaatin sırasını diyor, bu cuma bende, bu cuma benim olsun diye sıralanıyor. Kendini alıp gidiyor. Onda olması demek ihtiyaçları alıp getiriyor mu size? Nasıl? Hayır. Diğer bunun belli bedeli var, sabit. Herkes bu sabit bedelini getiriyor ve hafta kuruma göre ayarlıyorum. He, siz de organizasyonu yapıyorsunuz. Evet. Allah razı olsun. Şeyini, çayları kim demliyor? Çayları ben her sabah bir saat önce geliyorum buraya. Demliyorum, hazırlıyorum. Evet. Salih Hocam, burada olmayan yani ikramı yapıyor ama kendisi burada değil cemaat hocam mesela. Evet. Yani adam gelememiş gibi yaratıyor. Öyle cemaatlerimiz de var. Evet, yani bu camide cemaat olmadığı halde bize yardım eden çok cemaatimiz var İstanbul'da. Oldu mu? Yani, çok güzel oldu, Allah razı olsun.